Singapur Güney Okyanus Üniversitesi Profesörü James Dorsey, Amerika Birleşik Devletleri'nde Suudi Arabistan'daki Uygurlar ve Çin'in onlara uyguladığı baskı ve kontrol etme çabalarından bahsetti. Dorsey, Suudi Arabistan'daki Uygurların kontrolünü ele geçirmek isteyen Çin'in Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurarak Doğu Türkistan'daki baskılara yönelik eleştirileri farklı noktaya çekmek istediğini de ifadelerine ekledi. Gazeteci yazar Şerife Yılmaz, Dünya Bülteni haber sitesinde uluslararası toplumun Çin'in Uygur halkına karşı yaptığı haksızlıkların ne olduğunu bilmesine rağmen Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organlar müdahale edemedikleri gibi başka ülkelerin kınamalarını dahi sağlayamadılar diye fikir beyan etti. Çin haber ajansı Tanrı'da 12 Temmuz sayısındaki haberinde Çin yönetimi Uygur Türklerine yönelik sözde iş sahibi yapma siyaseti kapsamında Uygur Türklerinin Çin'e gönderilme işlemlerinin hızlandırıldığını bildirdi. Aktivistler Çin yönetiminin Uygur Türklerini düşündüğü için değil, tam aksine Nisan 2017 tarihinden itibaren ağırlaştırılarak Çin'in Doğu Türkistan'daki yöneticileri tarafından bölge halkına yönelik yürütülen baskı ve kontrol politikasında başarı elde etmek için Çin'e yerleştirme planının yapıldığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, istihbarat örgütlerinin Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine müdahil olduğu yönündeki raporlarını kabul ettiğini söyledi. Myanmar güvenlik güçlerinin şiddetinden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlıların, Birleşmiş Milletler Myanmar özel temsilcisine evlerine vatandaş olarak dönmek istediklerini ilettiği bildirildi.